Şimdi Suriye operasyon veya arttırılmış hava operasyonları nasıl başladı? Önce şuna bir bakmak gerekiyor. Şöyle başladı. Biliyorsunuz pazar günü saat 9.30'da İstanbul'da İçişleri Bakanlığı'na bir terör saldırısı düzenlendi. Ve orada iki terörist, işte biri kendini patlattı, diğeri öldürüldü. İkisi de PKK'lı çıktı. Daha sonra bir yurttaş da öldürülmüştü. Ya bu iki PKK'lı tarafından öldürüldü ya da arabayı gasp eden başka birileri var, onlar öldürdü. Bilmiyoruz. O sorunun da daha cevabını almadık. Neden develi, neden şey diye. Şimdi tabii şu soruları sormuştum ben. Neden İçişleri Bakanlığı? Efendime söyleyeyim, bu iki terörist uyuyan hücre mi Türkiye'de, yoksa sınırdan mı geldi? Hangi sınırdan geldi? İşte ne bileyim, Doğu sınırından, Irak tarafından mı geldi, yoksa Suriye tarafından, kuzey aşağımızdan mı geldi? Bu soruların cevaplarını almak gerekiyordu. Veya Türkiye'de uyuyan başka böyle teröristler var mı? Bu soruların cevaplarını almak gerekiyordu ve en azından şu sorunun cevabını aldık. İki, bunu da Dışişleri Bakanı söyledi, Hakan Fidan. İki terörist Kuzey Suriye'den gelmiştir. Yani yaptığımız geçtiğimiz yıllarda güven altına almak istemek amacıyla veya güven altına almak istediğimiz için yaptığımız kara operasyonlarıyla güvence altında tuttuğumuzu sandığımız Kuzey Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapmışlar. Yani şunu söyleyebiliriz. Sınırlar gerçekten güvenli mi? Hayır. Bunu zaten Suriyelilerin geçişlerinden, teröristlerin geçişlerinden, sadece Suriye sınırından değil, Doğu sınırından da bunun üstüne bu öngörüde bulunabiliriz. Veya İran sınırında da Afganların geçişinden ve sadece Afganlar mı geçiyor, yanlarında teröristler de geçiyor mudur, geçmiyor mudur? Yani geçiyordur mutlaka. Yani sınırlar kevgir mi? Yani kevgir olmasa bile geçişi kolay. Onu söyleyeyim. Yani artık nerede kevgir değildir diye düşünüyorum. Bunun zaten olabileceğini düşünüyordu. Çünkü durmadan Türkiye'ye aşağıdaki güneyden, işte ne bileyim doğudaki iki sınırdan devamlı geçişler var. Yasa dışı geçişlerden bahsediyorum. Bunlar sadece sığınmacı olamazdı zaten. Bunlar içerisinde teröristler de bir şekilde yuvalanmış olabilir. Bu terör saldırısının sonrasında başka sorulara cevap bulduk mu? Hayır. Uyuyan işte kahramanlar operasyonu yapıldı. 1000'e yakın kişi gözaltına alındı. Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Türkiye içerisinde. Geçtiğimiz çarşamba günü de, yani 2 gün önce de bir güvenlik toplantısı yapıldı. İçişleri vardı, MİT vardı. Özetliyorum ben size. Dışişleri Bakanı vardı, Milli Savunma Bakanı vardı toplantıda. Bu fotoğraf karesi zaten Türkiye'nin bundan sonra nasıl hareket edeceğinin bir göstergesiydi. Yapılan açıklamada ağırlaştırılmış hava taarruzlarıyla, hava saldırılarıyla terörle mücadele edileceği söyleniyordu. Kara harekatı tek seçenek değildir diyordu. Bu iki cümleden de şunu anlıyordum. Birincisi, evet, hava harekatları zaten her zaman var. Gerek Suriye'ye yapılıyor, gerek Kuzey Irak'a yapılıyor. Ama ağırlaştırılmış diyerek artık daha yoğun olacağını anlıyorsunuz. İkinci bölüm açıklamanın, çözüm sadece kara harekatı değil. Evet, buradan da şunu anlıyorsunuz. Çünkü kara harekatı için Türkiye'nin tek başına karar vermesi yeterli değil. Çünkü Türkiye o güce sahip değil. Çünkü çok denklem var. Bir tarafta ABD, Suriye'den bahsediyorum. Diğer tarafta Rusya. Rusya da yeri geldiğinde PYD'yi destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten PYD'nin hamisi konumunda. O yüzden iki devletten izin almanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki Baran, ya Fatih, ama kara operasyonlarına izin almak diyorsun da, ama hava operasyonlarını Türkiye'deki uçaklar kalkıp orayı vurabiliyor. Evet, çünkü onun iznini Rusya veriyor. Yani sen eğer bugün Suriye'nin hava sahasına girebiliyorsan, Suriye'nin hava sahasına girdikten sonra orada çeşitli yerleri bombalayabiliyorsan, F-16'larla, SİHA'larla, İHA'larla, onlarla bunlarla, Rusya sana izin veriyor. Esad filan değil, Esad toprağı, ama artık o topraklarda Rusya'nın egemenliği var ve sen Rusya izin verdiği için oraya giriyorsun. Şimdi 2 gün sonra Rusya ile bozuşursan, Rusya sana şunu diyebilir: hayır, Suriye hava sahasını kullanmıyorsun, bitti. Ve Türkiye ne yapacak? O zaman OBİS'lerle, yani kendi sınırından diğer sınırın öte tarafına, Suriye'ye OBİS'lerle saldıracak. Sizlere bu net bilgileri anlatıyorum. Ne dedim? Bir şey dedin Ahmet. Kara harekatını yapamaz ki abi. İzin vermesi gerekiyor yani Rusya ile Amerika'nın tekrar izin vermesi gerekiyor orada. Yani yoksa Rus askeriyle de çatışırsın, Amerikan askeriyle de çatışırsın. Şimdi Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı, bizim Savunma Bakanlığı. Üçüncü taraflara dedi, uyarıyoruz dedi. Yani bizimle karşı karşıya gelmeyin. Üçüncü taraftan ismini koymak gerekiyor. Bu şey değil.
Esad filan değil. Esad zaten orada yok. Bu Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Türkiye Rusya ile bozulmamak zorunda. Hava harekatları sürsün diye. Çünkü sen Suriye hava sahasını kullanıyorsun. Kendi ülkenden kalkıyorsun ama sınırın öte tarafına uçaklarını da geçiyorsun. O bombalamaları yapıyorsun, taarruzları yapıyorsun. Ama bunu Rusya'nın izniyle yapıyorsun. Rusya ile kötü olduğun anda zaten o izni kapatacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir izin verme şeyi yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri de terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD'nin şu anda net bir şekilde ve açıklamalarıyla ve verdiği görüntülerle hamisi konumunda. Dikkat ederseniz o bölgede Amerika da sınırlarını biliyor, Rusya da sınırlarını biliyor. Dalaşmıyorlar karşılıklı. Neden? Çünkü orada çıkarları var. Burada kara operasyonu şu an için Türkiye yapamaz. Çünkü yapabilmesi için bu iki hem müttefiki hem de Putin'in ordusunu veya Putin'i ikna etmek zorunda. O zaman geriye hava harekatı kalıyor. Hava harekatında da Rusya ile bozulmamak zorunda. İki arada bir derede kalmış bir Türkiye. Güç bu kadar. Yani bunun ötesinde bir güç yok. Ve orada iki önemli emperyalist de var. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şu olacak. Türkiye hava operasyonlarını artan bir şekilde devam edecek. Ama burada iki gün sonra Esad çıkıp da yapma artık derse veya işte ne bileyim Putin kozunu daha net bir şekilde vereceği ödünlerle kullanırsa o zaman Türkiye hava sahasına da kullanmayacak olursa o zaman büyük sorun. İki ülke ABD'de Rusya'da PYD'nin zarar gelmesini istemiyor. Çünkü siz ABD'nin Esad'la ilişkisi yok. O bölgeyi PYD ile tutuyor kuzeyi. Rusya'nın hem Esad'la ilişkisi var. Rusya daha akıllı. Hem de PYD ile ilişkisi var. Yani Esad'ı bir yerde bıraktığında Esad'la ilişkisi bozulsa PYD silahını kullanacak bu sefer. Elindeki kozu. Rusya çok daha avantajlı. Yani Türkiye Esad'la iletişim kurmuyor maalesef. Burada ben olsam yani Rusya ve Esad yönetimiyle en kısa zamanda bir kez daha şey yapabilmek, masaya oturabilmek. Esad yönetimiyle de masaya oturabilmek. Çünkü Rusya'nın istediği de bu. Sen müttefik olarak Amerika Birleşik Devletleri hem müttefiksiniz hem de şu açıklamayı yapıyorsunuz Pentagon. İşte Türkiye'nin kaygılarını, terör kaygılarını kabul ediyoruz. Türkiye en güçlü, en değerli NATO üyesi, ortaklığımız devam edecek. Hep bir kandırmaca. Hem bunları söyleyeceksiniz. Ondan sonra da yani Türk siyasi olduğu söyleniyor. Büyük ihtimalle de o Türk siyasıdır. Milli Savunma Bakanlığı henüz daha yani yalanladı ama belki önümüzdeki günlerde net bir açıklama da gelecek. Ondan sonra da F-16 ile SİHA'yı düşüreceksiniz. PYD'nin o yapılarını, terör yapılarını vuran SİHA'sını düşüreceksiniz. Ona gerekçe olarak da benim askerlerime çok yaklaştı diyeceksiniz. Kaç tane Amerikan askerin var senin orada? Sen zaten oraya Amerikan askeri göndermedin ki. Senin oradaki jandarman PYD. İşte böyle bir Amerika'ya karşı Türkiye Rusya kozunu oynamalı mı? Yani onun da artısı eksisi var. Bu sefer NATO'da dışlanabilir. Bu sefer işte kredi muslukları tamamen kapanabilir. ABD Türkiye'ye bir dolar operasyonu çekebilir. Yani o kadar çok denklemi var ki sizin kime ne ders vermek istediğinizle alakalı. Eğer gerçekten terörü bitirmek istiyorsanız, PYD'yi oradan silmek istiyorsanız Rusya ile birlikte Esad'ı da yanınıza alıp bu kara operasyonu yapabilirsiniz. O zaman da Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya olacaksınız. Ha, diplomasi bunun yani ne İsa'ya ne Musa'ya aynı. Yani diplomasi bu işi ne kadar çözer? Evet diplomasiyle tabii ki çözülmesi uygun ama şimdi seçime de gidiyor bir taraftan AKP iktidarı. Seçime giderken içeride insanlara terörle mücadelenin net ve istenilen şekilde verildiğinin de bir mesajını iletmek zorunda. O yüzden sadece hava operasyonu yeteceğini ben düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. O terör saldırısının sonrasında, o çarşamba günkü o fotoğrafın sonrasında, işte güvenlik fotoğrafının sonrasında hava operasyonları arttırıldı. Adım adım anlatıyorum, kronolojiyi anlatıyorum. Daha sonra SİHA ile ABD F-16'sı SİHA'yı düşürdü. Silahsız, insansız hava aracını düşürdü. Kuzey Suriye'de benim askerlerime çok yaklaşıyor diyor. Orada hedef Amerikan askeri falan değil, orada hedef PYD ve PYD'lerin teröristler ve teröristleri kurmuş olduğu yapılar.